gelecek diye duyduk. Hem mi baltayı vurmayacaksan? Bu benim Türkiye Cumhuriyeti'nde havalı kornam. Eşek kimin? Kapının. Kapının hangi kapının? Dibin kapısı. Ha. Dibini tutmasın. Dayı. Ananı gördüm, daha diyeyim anası diyeyim, bizim köylülere bakayım. Çok güzel, çok. Adam gittiği zaman koy mu diyor. Samsun sosyeteleri bunlar mı? Bu da kabak sosyetesi, bak. Aha. Bir tıraş ederim ben seni abi, bileyim. Tıraş ediyormuş. Ha. O adam seni kandırıyor. Kandırmaz bu adam. Bu adam benim canım, hayatım benim. Yavaş gidin diye. Hani bana bir buraya bak. Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Yürü. Yürü. Aç. Ha, kabak çıktı pancar beklerken. Aha. Ana ne yapıyorsun? Resim mi çekiniyorsun? Konuş bir zahmet. Bağa bak, bağa. Ha, öyle mi? Yavrum, ben de bir anam var. Ağzını yiyeyim yavrum. Ay baba evli mi? Ben de bilmiyorum. Ulan da domuz yedi. Ulan domuza bak. Kim? Muhtar mı? Hadi binin, hep beraber gidelim. Evet sevgili izleyiciler, Bir Ben Geldim programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün İlk Adım Belediyesi'ndeyiz. Dolayısıyla Samsun'dayız. Samsun İlk Adım Belediyesi'nin organize ettiği eğitim parkındayız. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Çocuklara bir eğitim olarak İlk Adım Belediye Başkanımız burayı armağan etti. Biz de bugün burada bakalım, çocuklarla eğlenelim. Trafik kazaları oluyor burada, bunlara bakalım. Bizi izlemeye devam edin. Önce sponsorlarımız İlk Adım Belediye Başkanımız Necatin Demirtaş'a katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yine bize katkılan, desteklerini esirgemeyen Akçabat Köfte Salonu sevgili Bülent Yüksel'e, İpek İnşaat Recep İpek abimize, İpek Doğrama Recep İpek kardeşimize yine katkısını bizlere devamlı esirgemeyen ve bize destek olan Mehmet abimize, Yaşar Doğu Süpermarket Abdullah Öksü'ye teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Gel bakalım. Gel, araba geliyor. Gel. Yeni bir şoför. Dur bakalım. İsim ne bu şoförün? İsim ne? Ebra, dur kızım. He? Ebra. Nereye gidiyorsun? Haydi, yolculuğu nereye? Aşağı gidiyor. Sen şöyle sürebiliyor musun? Efendim? Sürebiliyor musun? Aha, trafik oldu, kaza oldu. Sen buraya memnun musun burayı? Sevindin mi buraya yaptıklarını? Evet. He. Öyle mi annesi? Şoförlük var mı bunda? Var var. Arabası var. Nasıl, memnun musunuz burada? Çok güzel, çok beğendik. Değil mi? Sağ olsun, Allah razı olsun. Başkanımızı da çok seviyoruz. Gerçekten harika bir yer. Evet. Çocuklar için çok iyi oldu. Biraz bize uzak ama çok iyi. Evet. Bas gaza bakayım hadi. Hadi kızım. Teşekkür ederim. Evet. Hadi sağ olun. Yavaş. Araba trafik kazası geliyor. Gel buradan, gel. Dur. İsim ne? Zeynep. Kaza yaptın Zeynep. Nereye gidiyorsun? Yolculuk nereye? Bu ne? Geri tutuyor. Gel bakayım, geri mi geleceksin? Kaçın, kaçın. Gel bakalım. Geri. Yavaş. Tamam. Toparla. İleri mi gideceksin şimdi? Hı. Kazalar oluyor sevgili izleyiciler. Devam mı? Hadi bakalım. Hadi devam. Evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bak gidiyor. Hadi biz de gidelim, bir araba bulalım, gel. Sevgili izleyiciler, burası tam bir bayram alanı. Karnaval. Gel bakalım, kaza yapan trafiklerde neler var, sağ sol. Ne oldu, trafik karıştı burada. Bir saniye. Gel bakalım. Buradan arabalarını alıyorlar çocuklar. Devamında böyle geliyor. Çocuk arabası da katıldı. Ya gel bakalım, yeni bir şoför var burada. Soralım bakalım, yolu biliyor mu? Gel bakalım. Aha, adam geri gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tak kafaya bakalım hadi. He, isim ne? Taha. He? Taha. Taha bu ne? Biliyor musun sen bunu sürmesini? He? Sür bakalım, nasıl gidiyor? At, kaskı taktın mı? Dur. Taha nasıl taktın ya? Olmadı ya. Tak bakalım. Yavaş dayı dur. Oha, kaza yaptık. Arada kaldık. Hadi Taha, devam et bakalım. Evet. Kim bunun annesi babası? Nerede, yalnız mısın? Gel bakalım annesi. Nasıl, memnun musunuz böyle bir yer açtıklarından? Çok güzel, çok memnunuz. Daha mutlu musun? Hani takamadın mı kaskı? Tak bakalım ya. Bir gaza bas bakayım ta. Hani ne oldu sana böyle? He? İsim ne? Neşeli. Yavaş, dur. Yavaş. Gel bakalım, yavaş. Dikkat sevgili izleyiciler, burada yolun ortasında gördüğünüz gibi çocuklar hem eğleniyor hem oynuyor. Anneler, babalar mutlu. Gel bakalım, bir araba daha bulabilecek miyiz? Evet, şoför geliyor, gel. Dur. Nereye gidiyorsun, hayırdır? Dur, basma kızım, basma. Nereye gidiyorsun?
Hiç. Geziyor, geziyor, geziyor. Geziyor. İsim ne? Tamam. İsmini söyle. Ana araba konuşuyor. Bu araba. Zeynep. Zeynep. Nasılsınız? Mutlu musunuz böyle bir çocuklarla? Böyle evet. Eğitim alanı. Belediyede çalışarak. Evet. Kardeşlerimiz, kız olsun, erkek olsun, küçük kardeşlerimizin böyle mutlu gününde beraberce bunlar 23 evet. Nisan gibi güzel bir günde evet. Herkesin bu arada da 23 Nisan'ı kutluyorum çocuklar evet. Olsun. Evet. Adı düzgün çocuklara büyük bir armağanı olan bu 23 Nisan'da böyle kızlarımızın da, erkek çocuklarımızın da evet. Belediye başkanımız Necati Demirtaş sayesinde böyle bir arabayla da burada zevkle bir gezmeleri evet. Mutlu edici bir şey. Hadi bakalım bas gaza. Kaç oradan yavaş. Sevgili izleyiciler gel bakalım gel gidiyor. Evet sevgili izleyiciler eğitim pisti eğitim parkı derken hem de çocuklar burada spor yapıyorlar. Gel bakalım. Gel bakalım ismin ne? Tuğçe Taflan. Tuğçe ne yapıyorsun sen burada? He? Spor mu yapıyorsun? Evet. He? Evet. Güzel mi burası? Güzel olmuş mu? Evet. He? Güzel değil mi? Evet. Hadi bakalım sen spor yap. Adamım sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Güreşe mi hazırlanıyorsun? Süper. İsmin ne senin? Bak yavaş. He? İsim ne? Mustafa. Mustafa hayırdır? Kilo vermeye mi çalıştın? Evet. Sen pehlivan mısın? Mustafa çalışıyor belki eririm diye. Gel bakalım sevgili izleyiciler. Evet, evet burada çocuklar. Ana! Bakayım. Ne oldu böyle sana? Bu ne? Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Samsun Spor olsun ya ne Fenerbahçesi. İsmin ne senin? Hacer. Mutlu musun burada? Evet. Sen? Ben de. Ben de. Sen? Kedi. Gel. He? Ben de. Sen de. Sen bayrağı salla bakayım şöyle. Adamım isim ne senin? Enes. Enes. Enes iyi misin burası? İyi mi burası? Güzel mi? İyi. İyi. Senin ismin ne? Medine. Medine. Geldin mi kendine? Bak burası güzel değil mi? Hı hı çok güzel. Ne? Benimki Hayrınisa. Hayrınisa. Gel bakalım sevgili izleyiciler. Aa arabalar çiftlenmeye başladı bak. Çift yolcu taşıyor. Burası bayağı bir pist alan oldu. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Gel. 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 Konuştu o ya. Konuştu o. Kilo verme. Baksana. Ah gözümü seveyim senin. Gel konuş Mustafa. Konuş Mustafa. Mustafa güreşe mi hazırlanıyorsun? Hayırdır? Yok. Yok diye Mustafa. İsmin ne? Sen ismin ne adamım? He? Mehmet. Mehmet. Eğlenmeye mi geldin Mehmet? Mehmet. Burayı güzel yapmışlar mı? Aferin sana Mehmet. Hadi görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler biz bakalım. Gel. Ekinektim çöllere de yol durmadım. Adamım nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bastı kaza gidiyor ya. Kimseyi tanımıyor ya. Evet sevgili izleyiciler Samsun'dayız. Trafik pistinde gezimize devam ediyoruz. İlk Adım Belediyesi Kültür Danışmanımız Şerif Bey ile birlikteyiz. Evet Şerif Bey güzel bir yatırım olmuş. Daha doğrusu çocukların eğitim amaçlı en güzel projelerden birisi bana sorarsanız. Çünkü çocuklar küçüklükten bu işe başlarsa büyüdüğünde her şey daha kolay olacaktır. Sizin görüşlerinizi alalım. Ya bildiğiniz gibi biz her yıl terörden fazla trafiğe can veriyoruz. Bunun da eğitimsizlikten kaynaklandığını biliyoruz. En azından biz biliyoruz. Bu bilinçle Karadeniz'in ilk ve tek projesi, tek örneği olan böyle bir proje gerçekleştirildi. Samsunlulara herkese hayırlı olsun. Sadece Samsunlulara değil. Çünkü Samsun'da trafik bilincini öğrenen insan belki İstanbul'a, Ankara'ya aracıyla gidecek. Belki Almanya'ya gidecek. Ya ülkeye faydalı olsun. Dünyaya faydalı olsun. Bu anlamda başarılı bir proje. Katılım da gerçekten oldukça fazla. Yani öncelikle halkımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten onlara minnettarız. Böyle bir ilkin bilincinde olduğu halk ve buraya bugün toplandı. Çünkü hani burada popüler türkücü yok, popüler şarkıcı yok. Sadece trafik eğitim parkı açılışı var ve insanlar bugün burada. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Sorduk yani Samsun'un her bölgesinden, her ilçesinden insanlar vardı. Şu konuyla ilgili bilgi alalım ya. Burası her gün açık mı? Vatandaş nasıl gelecek buraya? Burası her gün açık. Vatandaş istediği gibi çocuğunu alıp gelebilir. Burada duruma göre araç sayısı şu anda 20 tane araçla başladık işe. Bir de bu bir projedir. Tek başına bir proje değildir. Bu proje üç ayaklı bir proje. İlk Adım Belediyesi ayağın bir tanesinde kompleksi yaptı, yeri hazır etti. Milli Eğitim projenin ikinci ayağında, üçüncü ayağında da
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik şubesi var ki üçü birlikte koordineli hareket ederek burayı faaliyete geçirecekler. Burada kurs süresini 3 birim birlikte belirleyecek. Şu anda bizim ön çalışmalarımıza göre 21 günlük kurslar ya da bunun saati var. O saatlerde kursu gören çocuklar trafikte dolaşabilir belgesi, trafik sertifika alacaklar. Bu da hani sadece trafik kazasında ölen değil, aynı zamanda öldürenin de bir psikolojik kaza yapan da her gün ölüyor. Bu anlamda ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum ben. Şöyle bir baktığımızda hem işte spor aletleri var, işte fitness var, burada kafeteryası var, parklar, kamelyalar. Yani aile geldiğinde burada hem pikniğini yapabilir, hem eğitimini yapabilir, hem de rahatlıkla sporunu yapabilir. Şimdi burası bir kompleks dediğimiz gibi. Şimdi çocuklar burada arabalarıyla, akülerle oynarken kafeteryaya gidip anne baba çayını içebilir, pastasını yiyebilir. Çocukların eğer arabalarda yer yoksa ya da çocuklar şey yapmıyorsa gidip orada bir oyun alanında park yapabilir. Aynı zamanda bir hafta sonunu rahatlıkla nezih bir ortamda, belediyenin arkasında güvenliği olan bir ortamda rahatlıkla geçirebileceği bir alan, bir mekan oldu. Yani Samsunlar için yepyeni bir mekan kazandı. Ben de bu anlamda faydalı buluyorum. İlk proje tek proje olmasından anlamında faydalı bulmuyorum. Gerçekten faydalı bir proje olması anlamında. Yani öylesine değil, faydalı bir proje. Gerçekten faydalı bir proje. Peki buranın adresini tam olarak verebilir miyiz? Vatandaş burası hani neresi? Derebahçe Mahallesi Gazi Stadyumu'nun yanı hemen. Samsunlar bilebileceği yer Gazi Stadyumu'nun yanı. Tabii Derebahçe Mahallesi bizim bilinen Gazi Spor Salonu var. Onun hemen yanı. Yani Samsun'dan gelmek isteyenler rahatlıkla buraya gelebilir. Rahatlıkla gelebilir. Bir de şimdi Atatürk Hastanesi'nden buraya biz oklarla buraya getireceğiz zaten. Atatürk Hastanesi'ni mihenk taşı kabul ettiklerinde hemen oklar buraya getirecek. Evet. Direkt getirecek. Zaten şu anda da protokolü bez afişlerle bu şekilde buraya taşıdık. Tabii yönlendirdik. Halk rahatlıkla kullanabileceği zaten herkes birbirine soracak. Burası sürekli kullanılan bir şey oldu. Bu etkinlikte bilmiyorum fark ettiniz mi? Farklı bir şey daha yaptık. Biz Kutlu Doğum Haftası kapsamında bir takım etkinlikler yapmıştık. Bugün de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan küçük kitapçıklar dağıttık. Onu soracaktım ben. Evet, 1000'e yakın bu alanda kitaplar dağıttık. Çocuklarımız da evet Yaşar Doğu Mahalle Muhtarım da almış. Çocuklarımız kapış kapan gidiyordu orada. Bu da Kutlu Doğum Haftası'nı kapsamında bence buraya da bir işaret ettik. Bak biz hem olumlu hem faydalı. Yani bu kitabı buradan da aldığında çocukta ayrı bir şey kalacaktır. Yani. Tabii bir de piyasada satılmıyor. İlk Adım Belediyesi bir kültür hizmetidir. Evet. Örnek insan Hazreti Muhammed diye. Bine yakın kitap dağıttım. Burada dağıttım. Evet. Peygamberimiz bizim her şeyimiz. Yani çocuklarımın aşılamak bu yaşta. İmanın yani insan imanı önce şehadet getirirken biz Allah'a inanıyoruz, sonra Resulullah'a diyoruz. Şehadetin iki tanesi var, iki şeyi vardır unsuru. Biz de Kutlu Doğum'da bu vesileyle de bütün ilk adımın, Samsunların Kutlu Doğum Haftası kutlu olsun. Resulullah'a uygun ümmet yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Onun çizgisinden ayırmasın diyorum. Bu manada böyle bir ufak bir ayrıcalık da kattık. Çok güzel olmuş. Aslında çocuklar da bugün burada bunu alması daha anlamlı olacaktır. Sevgili izleyiciler, İlk Adım Belediyesi'nin organizasyonu altında gerçekleşen eğitim pisti, çocuk eğitim pistindeyiz. İlk Adım Belediyesi Kültür Müdürümüz Sayın Şerif Mırık'tan bilgi aldık. Ama Yaşar Doğu Mahallesi muhtarım da var. Şimdi bakın biz burada. Biz çocuklarımıza da konuşacağız. Evet muhtarım. Ben teşekkür ediyorum. Ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim. Misafirlerimle ilgili. Evet, hadi Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Saygılar. Evet muhtarım. Şimdi İlk Adım Belediyesi'nin bu çocuklarımıza yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Ya bu hizmetler tabii sınırlı değil. Daha devamı da var. Yapılmış olanlar var. Evet. Vatandaşlarımız bunları takip edip ona göre kararını vermesi lazım. Evet. Ya güzel bir şey işte başkan yardımcımızın anlattığı gibi bak çocuklara yönelik çok güzel oluyor. Peygamberimizin hayatını içeren kitaplar dağıtıldı. Evet. Ücretsizdir. İsteyen istediği kadar alabilir. Ya bu vesileyle de ayrıca belediyemize, personeline ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz muhtarım. Çok teşekkür ederim. Evet, yine biz böyle gezimize devam edelim.
pistteyiz. Merhabalar. Sevgili izleyiciler. Kırmızı ışık. Ne oldu? Niye ağlıyor babası bu? İsim ne? He? Aküsü bitmiş. Aküsü mü? Beri araba bulur sana. Niye ağlıyorsun? Ana çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Aha bunlar iki kişi. Nereye yolculuk? Adamım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şeye. Hangi köye? Bu tarafa, yola. Hangi yola? Bu tarafta da. Hangi üst yol? Hani, hangi tarafta? Üst geçitte. Hangi üst geçit? Burası. Nasıl? Belediye başkanına teşekkür ettiniz mi buraya yaptığı için? Ettik. Hadi bir teşekkür edin belediye başkanımıza. Teşekkür ederiz. Hadi bas kaza. Anan. Çalışmayın ki, aküsü bitti. Gel, bir araba daha yolda kaldı. Ne oldu? Aleyküm, ne oldu? Ne oldu bunlara ya? Şimdi bunu... Kaptan, ne oldu? Hayırdır? Yaz, yaz konuş, sana yaz. Söyle, kaptan. Konuş, basma. Ya kaptan gidin ya, isim ne? İsmini sor. Yaz. Nereye gidiyorsun, yaz. Yavaş, adam edeceksin. Hadi bakalım, bas kaza. Evet, çocuklar gördüğünüz gibi hem eğleniyor hem oynuyor. Biz de geziyoruz. Adamım dur dayı hop. Nereye gidiyorsun hayırdır? Aha, dur, araba istop etti ya. Nereye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorsun dursana ya. İsim ne abi ya? He? Abi isim ne abi? Nereye gidiyorsun abi? Gitmiyor mu abi? Ya adam hiç bizi dinlemiyor. Evet Mustafa Umar oğlan mı? Bizim olan evet efendim. Öyle mi? Evet. Şoförlü öğren işinden. Aynen öyle. Oh, kurallı bir şekilde. Güzelmiş. Ya arabayı titretiyor abi bu ya. Sal gitsin bakayım nasıl tamam, gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak işte gördün mü? Mustafa Umar'ın oğlu gidiyor. Evet. Aha buradan biri daha geliyor. Hop dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Geziyor. Yolculuk nereye? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Berkay ablası. He öyle mi? Hadi bakalım. Güle güle. Bas kaza. Evet, gördüğünüz gibi trafik sıkışık sevgili izleyiciler, trafik sıkışık. Gel ya oradan, gel bakalım. Benim başkanım. Evet sevgili izleyiciler, Karadeniz'de ve Samsun'da bir ilk belediye başkanımız Necatdin Demirtaş şoför. Dur, otur. Evet, co-pilot başkanım bu anda, co-pilot. Evet sevgili izleyiciler, Samsun'da Karadeniz bölgesinde bir ilk trafik eğitim parkı 23 Nisan bayramına denk geldi. Başkanımızın bir armağanı çocuklara. Evet. Ya bu 23 Nisan'a bilerek denk getirdik. Evet. Denk getirdik. İşte gördüğünüz gibi arabalar ve kapalı trafiğin dışında bir alan. Evet. Bu çocuklar hem pratik hem teorik bilgi sahibi olacaklar. Teorik bilgisi öğrenmeyenlere de pratik yok. Önce işaretleri öğrenecekler. Oradan başarılı olanlar arabaya binip arabada tur atacak. Dolayısıyla bir özendirme olacak yani. Büyüdüklerinde eğitim almalarına gerek kalmayacak, her şey hazır. Yani evet, yani en azından hazırlıklı olacaklar. Bunlara da birer böyle bu işe katıldığına dair bir katılım belgesi vermeyi düşünüyoruz tabii ki. Yani şey olarak değil de bir belge sembolik olacak. Olarak yani bu kursa katılmıştır diye. Evet. Okullarımızla birlikte inşallah bunu düzenli yapacağız. Yani. Düzenli olacak. Düzenli çocuklarımıza olacak. Soralım. Çocuklar nasılsınız? Beğendiniz mi burayı? Beğendik. Kim yaptı burayı size? İlkadın belediye başkanı. Başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım. Teşekkür ederiz. Bravo başkanım. Teşekkür ederiz. Evet. Sen kaptan sen misin? Ya ben de. Yol açın bakalım arkadaşlar. Ama iki kişiydi. Yol açın. Abi ha. Ama önce biz binmiştik. Öylesin mi? Basın gaza bakayım. Hadi basın. Bas, hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz çocuklar burada hem eğitiyorlar hem de öğreniyorlar. Dolayısıyla her şey güzel. Evet yeni bir şoför. İsim ne? Emirhan. Emirhan isim ne? Emirhan.
Hadi bas gaz Emirhan. Taşsın, dökülmesin. Bu sofranın sahipleri yokluk, darlık görmesin. Artır Allah'ım, artır. Şuradaki cemaati her zaman böyle bir yerde buluştur. Ağ için, ama için, dertlerimizin dermanı için, ihtiyarlıkta bunamamak, teneşürde güzellik, kabirde rahatlık, Sırat Köprüsü'nden geçmek ve sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olmak için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha. Evet hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kadın ve gençlik kolları değerli yönetimi, Kavak Dernekler Federasyonu'nun çok değerli delegeleri, 3. kuruluş yıl dönümümüze hoş geldiniz. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Bundan tam 35 yıl önceydi. 1978 senesinde Kavak hükümet tabibi olarak tayin edildim. O zaman bir şey dikkatimi çekmişti. Kavak köyleri birbirleriyle çekişiyordu. İnsanlarımız birlikte hareket etmiyordu. Daha sonra bizler bir şeyleri fark ettik. Neydi bu? Dernekleşme. Dernekleştikçe insanlarımız kendi aralarında kaynaştılar. Kardeşimize sıktığımız yumruk artık gevşemişti. Birbirimize kucak açmasını öğrendik. Ve öyle kucak açmalar gerçekleşti ki bu dernekler yetmez hale geldi. Tüm kavaklar ile kucaklaşmak için 3 yıl önce KADEF'i kurduk. Artık KADEF sayesinde her yerde kavaklar konuşuluyor. Bunu sizler başardınız. Tüm dernek başkanlarıma, derneklerini KADEF'te temsil eden delegelerime,
bizlerin arkasındaki güç olan derneklerimizin tüm üyelerine, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de bu işi başaran başka ilçe yoktur. Belki Samsun'da farkına varılamıyor ama Kadef denince gurbetteki insanlarımızın gözleri doluyor, yüzleri gülüyor. Birliğimiz ile büyük gurur duyuyorlar ve başları dev ilk olarak elhamdülillah İstanbul'da, Bursa'da elhamdülillah Kavaklıyız diyorlar. Kadef adındaki kardeşlik türküsü dillerde dolanıyor. Bu türküyü sizler yazdınız. Biz ise seslendiriyoruz. Evet, Kadef'e bağlı bugün 38 dernek var. Katılacaklarla birlikte yakında inşallah 50'yi bulacağız. Bu derneklere bağlı 10 bin üyemiz var. Bununla ne kadar övünsek azdır. Ama bu salonu dolduran bizler övünmeyeceğiz. Bizlerin görevi övünmek değil, çalışmak. Biz çalıştıkça Kavaklılar övünecek. Sizlerden Kavak için, Kavak insanı için çalışmanızı istiyorum. Samsun'da 100 binin üzerinde Kavaklı var. Önümüzde ise daha çok yapacak işimiz var. Kadef olarak biz 100 bine talibiz. İnsanımızın birliğine talibiz. Bizi hiç kimse bölmemeli. Aramıza siyaset girmemeli. İçimizde her partiden insanlar var. O nedenle bizler siyaset üstü olmalıyız. Kavakları önce biz Kadef'te birleştireceğiz. Buradan özellikle dernek başkanlarıma sesleniyorum. Başkan olmanın ağır sorumlulukları ve yükleri var. Başkansanız bulunduğunuz makamda öfkeyle hareket etmeyeceksiniz. Sizi suçlasalar bile gücenmeyeceksiniz. Kötü söz söylemeyeceksiniz. Başkan demek hemşerisini temsil eden demektir. O nedenle siz uysal olacaksınız. Kalp kırmayacaksınız. Tatlı dille konuşacaksınız. Adaletli olacaksınız. Bağışlamayı bileceksiniz. Kimseyi dışlamayacaksınız. Sizler muhtarlarınızla kol kol olacaksınız. Çünkü sizler, bizler Kavak toplumunu temsil ediyoruz. Temsil makamında da hırsın yeri yoktur. Kadef adı duyulduğunda gözleri gülenlerin, gururla Kavaklıyım diyenlerin başları dik olmalı. Başımız dik olmalıdır. Bunu sağlamak da hepimizin görevidir. Bu nedenle burada bulunan hiç kimsenin aleyhinde konuşmayacak. Dedikodu yapmayacak. Dargınlıklar varsa bunlar hep birlikte giderilecek. Zira biz birlikte olursak güçlüyüz. Tek tek bizim hiçbir kıymetimiz, hiçbir değerimiz yok. Sizlerden birlikten kuvvet doğar anlayışıyla herkesi derneğinize üye yapmanızı istiyorum. Kavak insanı bir olduğunda başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İnsanımızın hak ettiği yere getirmek için sizler, bizler çalışacağız. Evet, yeter ki çalışacağız. Bu şeref hepimize yeter. Değerli misafirler, bu benim 3. seneki kalbi, hissi, duygularım. Heyecanlıyım. Hep konuşuyorum ama bu geceki kadar hiç heyecanlanmadım. Bir defa da 1. yıl döneminde heyecanlanmıştım. Duygularım böyle. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğinizi yaptığınız hal ve hareketlerle anlıyoruz, ispatını da gördük. Bu nedenle bize güvenin. Bize güvenin ki birlik ve beraberlik içerisinde çok çok ileriye gidelim. Hepinize en kalbi duygularımla nice yıl dönümlerinde beraber olmayı diliyorum. Yüce Tanrı'dan hepinize sağlıklar temenni ediyorum.
en derin saygılarımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hedefimizin 3. yılını kutluyoruz. Değil mi başkanım, ben yanlış hesap yapmayayım diye bir daha diye dediğim, çünkü ben 3 olarak biliyorum da 3. yılını kutluyoruz. Tabii buraya sayın başkanımız dile getirdi. Gerçekten çok zorluklarla buralara gelindi. Başlangıçta 30 yıl, 35 yıl önceki abilerimizin mücadelesinde dikkate alındığında çok anlamlı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Damlaya damlaya belli bir noktaya getirildi. İnşallah bundan sonra bu süreç daha da bayrak yükselerek devam eder diye umut ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bir olmak, diri olmak, birlikte olmak her zaman önemli. Özellikle bizim insanlarımızın bu noktada duruşları hep birdi gerçekten, ama bazı nedenlerle bu birliktelikler çok istediğimiz gibi sağlanamayabiliyor. Ama burada büyük bir çaba var. Bu çabada emeği olan tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Biz de karınca kadarınca böyle bir siyasi beklenti olmaksızın, altını da çizmek istiyorum, siyasi beklentiyi, kendi çıkarlarımızı ön planda tutmama anlamında söylüyorum bunu. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını, bu yolda bütün mücadeleyi biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Etmeliyiz de. Çünkü burada şahıslar değil, bir toplum söz konusu. O zaman biz bir olmadığımız zaman hiçbir anlamı yok. Güç olabilmek için bir olmak gerekiyor. Bir olduğunuz zaman güç oluyorsunuz zaten. Yoksa tek tek kimsenin hiçbir anlam ifade etmediğini biz biliyoruz. Tabii bu güçle biz de belediye başkanı olarak, sizin içinizden çıkan birisi olarak, sizin sayenizde, sizin büyük katkılarınızla belediye başkanı olduk. Burada biz de bir anlamda nemalanmış olduk. Ama ben onu nemalanma gibi de görmüyorum. Bir görev olarak gördüm. Gerçekten de 4. seneyi tamamlıyoruz. İnanın ben memuriyet ayında 35 senedir çalışıyorum. Buradaki gösterdiğimiz performansınız onun biraz daha üzerinde, ama o kadar farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki. Bir anlatsam şöyle, bir karnımı bir destek, böyle şeyler çıkacak ki, böyle enteresan şeyler çıkacak ki. Ama işte siyasette biraz böyle bir şey gerektiriyor. Birçok insanlar size yola gittiğiniz zaman yolda onların sizden beklentisinin ne olduğunu tam bilmemekle beraber birçok şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Her şey düşünüldüğü gibi objektif olmuyor maalesef. Bunu da yaşayarak öğreniyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 4. yılımızı işte bu Mart itibariyle geride bırakmış oluyoruz. İnanın gerçekten hem içeride hem dışarıda, içeride de çok sıkıntılarımız var. Dışarıda da sıkıntılarımız olmasına rağmen yine de sizin yüzünüzü kara çıkarmayacak, en azından başınızı öğe eğdirmeyecek bir tempoyla bugüne kadar getirdik. İlk adım adına uygun ilk adımları biz gerçekten atmayı becerdik. Bunun başında ilk uygulamamızda, ki biz seçim sırasında zaten hiçbir vaatinde bulunmamıştık. Dedik ki biz bütçemize bakacağız, imkanlarımıza bakacağız, bizi yakın takip edenler bunu hatırlayacaklar. İmkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimizi yapacağız. Türkiye'de belki de siyasette hiç yalan kelime kullanmadan belediye başkanı olan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum manada. Bunu da bırakmayacağız. Sonu ne olursa olsun bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Çünkü bizim insanlarımız bunu hak ediyor. Ben de hak ediyorum. Ben 30 senedir memuriyette de aynı çizgiyi sürdürdüm. Bizim alnımız açık olmalı, kafamız dik olmalı, yere bakacak bir şeyimiz olmamalı. Ben buna çok önem veriyorum ve bugüne kadar da bu mücadeleyi bu yönde götürdüm. Seçim öncesi iki tane vaadimiz denilebilecek vaat vardı bizim söylediğimiz. Birisi
halk ekmek, bir diğeri de bugün şeker yağı dağıtma işi biraz beni rahatsız etmişti. Hani veriyorsunuz, siz de bize bir oy verin açıkça demiyorsanız bile, bunu şekeri evine götürdüğünüz insanlara, biz bunu sana verdik, sen de artık bize bir oyu esirgemezsin. Bu insan uğruna dokunan bir şey. Ben de dar gerili bir aile çocuğu olarak büyüdüğüm için benim de onuruma dokunacak bir şey aslında. Çünkü zor şartlarda büyüdük biz de. Bunu ortadan kaldıracağız dedik. Halk ekmek uygulamamız şu anda ilçemizde, Karadeniz'de ilk bir uygulama. Hep kimse de cesaret edemediydi. Allah bize nasip etti ve şu anda piyasayla mukayese ettiğimizde hem hijyenik ve sağlıklı bakımdan hem de fiyat bakımdan halkımızın, özellikle dal gelirlerimizin, dar gelirli ailelerin önemli bir ihtiyacı olan ekmek kaynağını onlara hem uygun hem hijyenik bir ortamda sunmuş oluyoruz. Diğer uygulamayla da adına Hilal Kart dediğimiz, bu ihtiyaç sahibi ailelerimize kartlı sistemle ödeme yapıyoruz. Yani onlar un, şeker, yağ alıp bize oyu vermesin yerine kendilerine 200 lira, 150, 75 ve 100 lira olmak üzere bir limit belirliyoruz. Bankada hesaplarına aktarılıyor ve bunlar bu hesaptan bu paranın %50'sini nakit, %50'sini aynı çekmek suretiyle ve bu paranın kimi aldığını da bizim tarafımızdan bilinmiyor. Bu tarafı da önemli yani. Biz kime para veriyoruz biz biliyoruz. O zamanı da bu insanlar kime oyunu vermek istiyorsa ona verecek. Yani vicdanı kimi oyunu vermek istiyorsa, çünkü bu yardımı Necahettin Demirtaş olarak ben yapmıyorum. Bu ilçede vergisini ödeyen işçi, memur, esnaf, sanayici insanlar yapıyor. Biz belediyenin kaynakları bunların vergilerinden, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi vesaire harçlarından oluşuyor. Dolayısıyla bu insanlar birine teşekkür etmesi gerekiyorsa burada yaşayıp ilçesinde vergisini ödeyen insanlara teşekkür etmesi lazım. Bize değil. Biz sadece aracıyız. Dolayısıyla bunun için de bize oy da vermesi gerekmiyor. Biz doğrusunu yaptığımızı düşünüyoruz. 23 Nisan'da trafik eğitim parkını açtık. Trafik kazalarda ülkemizde, hatırlayın, bütün televizyonlarda geçer, savaşlardan daha fazla kayıplarımız var. Yani insan ve maddi kayıplardan bahsediyorum. Tabii eğitim en önemli unsur. Eğitim yapmadığınız zaman, insanları, çocuklarımızı küçük yaşlarda öğretmediğimiz zaman belli bir yaştan sonra da öğrenme ya da algılama kapasitemiz hep deneyerek ya ölüyoruz ya sağ kalırsak bir daha yapmıyoruz. Mesela benim böyle bir tecrübem var. Sivas Bölge Müdürü'ydüm ben. Buzun üstünde yüzle gidiyorduk. Ayağımı bir frene koydum, bir taklattık. Eğer sağ kalmasaydık bir daha tövbe o frene basamazsın. Yani ölseydik şu anda yoktu. Ama tecrübe öyle kazanılıyor. İşte biz de diyoruz ki çocuklarımız küçük yaşta hem teorik hem pratik, orada hem dershanesi var, dershanede teorik görecek, ondan sonra da akülü araçlara binip oraya gelen arkadaşlarımız gördüler, kapalı devre, trafiğe men edilmiş bir alan, burada çocuklarımız trafik pistinde trafik eğitimi almış olacaklar milli eğitimle birlikte. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Tüm bu yaşta küçük çocuklar olanlarınızı da oraya davet ediyorum aynı zamanda, böyle bir okullarla da işbirliği halinde yapacağız. Yine ekmekle ilgili çorba ekmek dağıtımımız var üniversitede ve sanayide. Bu devam ediyor. Gece bölümü de istiyormuş üniversitede. İnşallah onlara da gece bölümlerde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Gündüzcüler tamam da diyor, gece bize yok mu diye bize de söylediler. İnşallah onlara da bir sistem kuracağız. Ben fazla vaktinizi aldım farkındayım. Uzattık işi. Burada tadıyla bırakmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Nice yıllara hep birlikte diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Yeah.
sevgili başkanlarımız. Ne güzel, tekrar hepinizi selamlıyoruz yenge hanım. Evet, biz siz odana vardı benim, söylüyordum gittik yerlerde. Benim de kavaklı olduğum yeni öğreniyorlar. Başkanım da bize, Yılmaz Başkan. Türkiye'ye bağlı, Samsun'a sevdalıyız. Neresinden sorarsanız, elhamdülillah kavaklıyız. Ya bana diyorlar ki sen kavaklı değilsin. Niye? Ya ben kavaklıyım. Yok, başka bir yerden gelmişlerdir. Hani benim kavaklı olduğumu inanmıyorlar. Bak, kabul edemiyorlar bazı kesimler. Cidden ha. Ya yok, gidenler başka bir yerden gelmişti bu sefer de. Hiç kusura bakmayın dedim. Nereye araştırsanız biz kavaklıyız elhamdülillah. O yüzden bunların sıkıntısını çok çektim ben. Ama şükürler olsun başardık. Ne güzel, böyle güzel topluluklar da olmak bizleri mutlu ediyor. Sevgili başkanım. Şimdi Necati Başkan'ın bir isteği var mı desem? Yok der. Düşün. Yılmaz Başkan'ıma sorsam hemen ne der bak şimdi. Yeşil ördek gitti gönlüm. Yılmaz Başkan'ım demiş ki yengeye. Yeşil ördek yengemde düşünmüş. Ne olur ne olur bunun gazı. Kara göz. Bana dedi ki sevmediğim kara gözümü söyle. O zaman önce bir yeşil ördek gibi yapalım. Sonra oyun yapalım. Evet. Başkanımız da kara treni seviyor. Tamam. Hadi bakalım. Baltayı vurmayacaksan... Bu benim Türkiye Cumhuriyeti'nde havalı kornam. Eşek kimin? Kapının. Kapının hangi kapının? İbe kapının. Dibini tutmasın. Dayı. Ananı gördüm, daha diyeyim anası diyeyim, bizim köylülere bakayım. Oo, çok güzel, çok. Adam git dedi zaman koy mu diyor. Samsun sosyeteleri bunlar mı? Bu da kavak sosyetesi bak. Aha. Bir tıraş ederim ben seni abi, bileyim. Tıraş ediyormuş. Ha. O adam seni kandırıyor. Kandırmaz bu adam. O adam benim canım. Hayatım benim. Abi, yavaş gidin diye. Hani bana bir buraya bak. Ha? 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 Ne diyor lan? Ne var? Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Yürüyorum. Yürüyorum. Aç 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 aç. Ha, kabak çıktı pancar beklerken. Aha. Ana ne yapıyorsun? Resim mi çekiniyorsun? Konuş bir zahmet. Bağ bak bağ. Ha, öyle mi? Yavrum ben de bir hanım var. Bağ seni yiyeyim yavrum. Ay baba evli mi? Ben de bilmiyorum. Ya, olan da domuz yedi. Lan domuza bakalım. Kim? Muhtar mı? Hadi binin hep beraber gidelim. Sizi gelecek diye duyduk. Hem mi baltayı vurmayacaksan? Bu benim Türkiye Cumhuriyeti'nde havalı kornam. Eşek kimin? Kapının. Kapının hangi kapının? Dibin kapının. Dibini tutmasın. Dayı. Ananı gördüm, daha diyeyim anası diyeyim, bizim köylülere bakayım. Oo, çok güzel, çok. Adam git dedi zaman koy mu diyor. Samsun sosyeteleri bunlar mı? Bu da kavak sosyetesi bak. Aha. Bir tıraş ederim ben seni abi, bileyim. Tıraş ediyormuş. Ha. O adam seni kandırıyor. Kandırmaz bu adam. O adam benim canım. Hayatım benim. Abi, yavaş gidin diye. Hani bana bir buraya bak. Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Yürüyorum. Yürüyorum. Aç 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 aç. Ha, kabak çıktı pancar beklerken. Aha. Ana ne yapıyorsun? Resim mi çekiniyorsun? Konuş bir zahmet. Bağ bak bağ. Ha, öyle mi? Yavrum ben de bir
hanım var. Vazını yiyeyim yavrum. Ayvava evli mi? Ben de bilmiyorum. Olan da domuz yedi. Lan domuza bak. Kim? Muhtar mı? Hadi binin hep beraber gidelim. Bir
dur ben öyle geleyim. Dur bak şimdi burada ben bir televizyon programına başkanım da yengeyi almıştım. En çok izlenen programlar arasına girdi. Çünkü ikisinin doğal konuşması nereye gitsen diyorlar ki ya sizin başkanla hanımı ne güzel diyor ki başkan yenge bir şey diyecek ya şunu söyle şunu söyle onun omzuna vurayım. Şey vardı ya iki tane sanatçıyla şey. Çiçek mesin. Ya, Safiye, evet Safiye Soyman'la işe benzetmişler bunları. Ne güzel diyorlar. Şu Yılmaz Başkan'ın askere giderken herkes gelmiş ya traktörlerle. Biz Yılmaz'dan çok çekiyoruz. İlk defa itiraf ediyorum. Şimdi hasta gelir. Eskiden hasta gelirdi. Biz Yılmaz görmeden eve alırdık. Kavak'ta tek doktor, hükümet tabibi. Şimdi Yılmaz için iyi. Bu kim derdi? Surat bir karış. Yılmaz hasta derdi. Niye aldınız içeri derdi? Ondan sonra biz hemen kapıyı örterdik. Biraz beklerdi, hırsı geçerdi. Ondan sonra gelirdi. Hastayı muayene ederdi. Ya şimdi bir çiçek meselesi var da ben şimdi pek eve çiçek almayı bilmem. İşte muayenehaneye çiçek gelir eve götürürdük filan. Ya bir gün aklıma geldi haksızlık oluyor evlilik yıllarım filan işte pek biz takip etmiyoruz. Gerçekten çiçek aldım eve gittim götürdüm dedim işte eve çiçek getirdim abi ben de. Yılmaz dedi bunu hangi hastan getirdi dedim. Süper. Alkışlayalım. Aşkalıyım. Alkışlayalım. Evet. Gerçek bunlar tabii. Biraz önce yenge hanım dedi ki Yılmaz Başkanım anlayamadı. Ne dedi? Kötü bir şey demedi. İyi dedi. Canım. O benim atmalarıma alışık. Hani bileyim diye ne olur ne olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Evet oynayalım şimdi Aydemir Başkan. Bir matematik bizim yürü oyunu. Hadi bakalım. Matematik yemesi iyi de toplaması zor. Var mı ya matematik toplayan aranızda? Var mısın? Bana soruyorlar dışarılarda, çarşambalara gittiğinizde hemen fasulye turşusu getiriyorlar. Bir gün gittiğinizde şaşırmış turşusuna, kelem turşusu getirmişler bu kavaklı diye. Dedim ki fasulye turşusu olur mu ya, kelem turşusu olur. Hadi gel, ayırmam ya. Hadi gel, gel. Oh, my God.
zaten oradan oynuyor. Ben seni bir moğla sayıyordum. Evet. Zahide bu. Bekliyoruz. 2-4 dağıldı ve az düştü. Buyurun.
diyoruz. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Devlet başkanımızı bir alkışlayalım. Şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi yerinizde iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Orkestra devam. Hadi gel bakalım. Devam arkadaşlar. Hadi. Ağır vites, ikinci vites gitsin de. Kondisyon bildiğinler var ya.
içinde hala. Baksana ya, anam sporcu lan beni. Ay Emir abi, hadi bakalım. Bugün oturmaya gelmedin buraya değil mi sen? Ay, hadi. Köy ağası gibi oturuyorsun orada ya. Gel bakalım, gel beraber oynayalım. Bu tam 65 yaşlısın da oynayalım.
Aşkım.
Sayın Başkan. Vurmayacaksan. Bu benim Türkiye Cumhuriyeti'nde havalı kornam. Eşek kimin? Kapını. Kapını hangi kapını? Dibin kapısı. Ha. Dibini tutma. Dayı. Ananı gördüm daha diyeyim anası diyeyim bizim köylülere bakayım. Samsun sosyeteleri bunlar mı? Bu da kavak sosyetesi, bak. Aha. Bir tıraş ederim ben seni abunu, bileyim. Tıraş ediyormuş. Ha. O adam seni kandırıyor. Kandırmaz bu adam, o adam benim canım, hayatım benim. Yavaş dedim diye. Hani bana bir buraya bak. Ha? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Ha? Ne diyor lan? Ne var? Yürü! Yürü! Aç. Aa, kabak çıktı pancar beklerken. Ana ne yapıyorsun? Resim mi çekiniyorsun? Konuş bir zahmet. Bağ bak bağ. Ha öyle mi? Yavrum ben de bir anam var. Ağzını yiyeyim yavrum. Ayva ve elma mı? Ben de bilmiyorum. Olan da domuz yedi. Lan domuza bakar. Kim? Muhtar mı? Hadi binin hep beraber gidelim.